Hepinize selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Uğur. Bu videoda sizlere 2023 yılında Huawei MatePad 11 hala alınır mı? Bunun tartışmasını yapacağız arkadaşlar. Öncelikle ilk bahsetmem gereken konu şu andaki satış fiyatı. Ben bunu 29 Nisan'da satın aldım. Huawei'nin online mağazasından. indirimli bir şekilde toplamda 8.350 TL'ye bana gelmiş oldu 8350 TL içerisinde Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz tabletimiz e, görmüş olduğunuz klavyemiz ve e, görmüş olduğunuz burada kutusu olan ve şurada takılı olan kalemimiz mevcut yetten şöyle bir kampanya daha mevcut arkadaşlar tableti satın aldıktan sonra tablet size teslim edildiğinde ürün değerlendirmesi yazarsanız 14 gün sonra size bir kupon kodu geliyor ve bu kupon kodu ile Huawei'nin CD23 model mouse'unu da size bedava ücretsiz bir şekilde veriyor arkadaşlar. Şimdi fiyat bakımından şöyle bir durum söz konusu. Diğer satış sitelerinde Amazon hepsi burada veyahut diğer yerlerde 8500 liraya kadar düşük fiyatlarda alabiliyorsunuz. Ancak içerisinde sadece tablet ve klavyesi var. Kalemi ve mouse'u yok. Şimdi ben de şunu düşünerekten böyle bir tercih yaptım. 7500-7800 civarı bir zaten para vereceğim ben buna. Ee, neden 8350 TL verip ekstradan kalem ve mouse almayayım dedim arkadaşlar. Bundan ötürü e, 300-500 lira daha fazla para verip ücretsiz bir adet kalem ve bir adet mouse da sahip oldum. Ben bunları ayrı satın alabilir miydim? Evet ama o zaman toplam ödediğim miktarın üstüne geçecekti. Şimdi gelelim tabletimizin diğer özelliklerine ve 2023 yılında hala bizim ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek düzeyde bir tablet mi? Bunlara değinmeye başlayalım. Tabletimizi diğer tabletlerden ayıran en büyük etkenlerden bir tanesi Harmony OS 2.0 ile çalışması yani Android olmaması ve Google'ın herhangi bir hizmetini şu anda tablette bulunmaması arkadaşlar. Tabi bunu g ile çözebilirsiniz. Lakin tabletinizi hangi amaçla kullanacağınız önemli sizin. Eğer tabletinizde Google verilerinin olması gerekiyorsa, Google'la işli dışlı çalışmanız gerekiyorsa Tabii ki bu tableti değil başka Google'la çalışan e, Samsung ya da herhangi bir Xiaomi'nin tabletine yönelmenizi ben tavsiye ederim. Ancak genel olarak içerik tüketmek, kalemini ve klavyesini kullanarak e, bazı uygulamaları kullanabilmek, çalıştırabilmek, e, Google'la çok işim yok. Ben e-postalarımı e, telefonumdan takip ederim e, veyahut başka bir e-posta uygulamasıyla da kullanabilirim derseniz bu tablet tam size göre. Sebebi de şu arkadaşlar. Bu fiyata alabileceğiniz en iyi işlemciye, ekrana ve donanıma sahip bir tablet. Tabletimizde Snapdragon'un 865 platformu mevcut. Ve bu fiyat bandında alabileceğiniz en iyi donanım bu arkadaşlar. 2K 1 ekranımız var. 2 adet sağda, 2 adet solda olmak üzere 4 adet hoparlörümüz var. Güzel bir medya tüketimi için bizlere ses çıkışı sağlıyor. Burada güzel bir klavyemiz var. Günlük hayatta klavye nasıl, ne işinize yarar tam bilemiyorum ancak e, miilleşmeniz için veya hut makale e, falan yazabilirsiniz işinize yarıyor. E, burada kalemimiz var. Kalemimiz e, bir Apple pencil kadar olmasa da e, günlük hayatta işlerimizi gayet yeterli bir şekilde çözüyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere uzun bir pilimlüğe sahip. Şurada bir va yazısı var. Evet odaklamadı maalesef kameram. Öğrenciler genellikle iPad'e yöneliyorlar ancak benim tabii ki de burada bir eleştirim var arkadaşlar. Ee, sadece bir iPad şu anda 8 bin lira civarında ayrıyetten kalemle de aldığınız zaman bu 10 bin liraya kadar çıkabiliyor ve klavye de alırsanız eğer 12-13 bin liraya kadar bulabiliyorsunuz. Ancak bu kadar fazla para verip kapalı bir sistem kullanmanızı ben açıkçası önermiyorum. Tabletimizde bulunan e, mağazaya değinecek olursak arkadaşlar bildiğiniz üzere tabii ki Google Play yüklü değil. Yani Google e, uygulamaları yüklü değil. Ancak burada Aurora Store e, tamamıyla Google'daki bütün Google Play'de olan bütün uygulamaları buradan arattırıp yükleyebileceğimiz bir platform. Hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra da ee, tüm uygulamaları buradan yükleyebilirsiniz. Sadece şöyle bir problemimiz mevcut. Youtube'u buradan yükleyemiyorsunuz arkadaşlar. Youtube sadece revanchit olarak çalışıyor. Yani şurada görmüş olduğunuz uygulamayı yüklemeniz gerekiyor. Onun haricinde tarayıcıdan Youtube'a giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu anda Youtube stüdyom açık benim. Görmüş olduğunuz gibi buradan Youtube'a giriş yapabilirsiniz. Ayrıca uygulamaya ihtiyaç duyarsanız buradan da e, uygulama gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Hemen deneyelim. Bakın görmüş olduğunuz üzere çalışıyor arkadaşlar. Eee marketi de, de söyledikten sonra e, size geri kalan özelliklerini anlatmaya devam ediyorum. Tableti genel olarak not tutmak, ders çalışmak için kullanan arkadaşlara şöyle bir önerim olacak. E, şu anda biz bir yerden de Tableti ders çalışmak için kullanıyoruz. İndirdiğimiz tüm pdf'leri burada görmüş olduğunuz uygulama üzerinden çözebiliyoruz. Arkadaşlar şu anda bakın burada kpss soruları mevcut. Buradan kalemle birlikte not alıp a evet bu doğru deyip ya da hayır bu doğru değil bu doğru deyip bu şekilde e, not alıp yazıp e, daha sonra giriş tuşuna bastığınızda otomatik olarak kaydediyor bu. Buralara kendiniz notebook atıyorsunuz. İndirdiğiniz derse göre işte buraya notebook atayıp coğrafya, matematik, fen bilgisi gibi e, bu şekilde notlarınızı yazıp testlerinizi çözüp dersinize çalışabilirsiniz arkadaşlar. Medya tüketimine değinecek olursak dostlarım e, benim daha önceki videolarda da önermiş olduğum Stream.io'yu e, kullanıyorum. E, tabletimde de hemen bir şuradan e, bir içerik açıp kalitesine açma hızına bir göz atabiliriz burada da size sesini de duyurmuş olurum nasıl bir sesi var tabletin nasıl bir ses akışı var bunu da size göstermiş olayım hemen Tabi buradaki açılma hızı o anki internet hızınıza bağlı olarak değişebilir. Hemen sesini açıyorum. Biraz ileriye sardırmak istiyorum. biraz daha ileriye sardırıyorum. Biraz konuşmaların olduğu kısım falan olabilir. Görmüş olduğunuz üzere medya tüketimi içinde gayet yeterli bir ses seviyesine sahip. Burada arkadaşlar oyun performansını sizlere göstermeden önce bir kıyas yapmak istiyorum. Bakın burada e, şu anda önemli bir site açık ve burada sizlere e, fiyat performans olarak hangi tableti tercih etmeniz gerektiğini e, daha basit bir şekilde göstermek istiyorum. Bakın sol tarafta e, Xiaomi'nin Pad 5 tableti var ve sağ tarafta e, Huawei'nin MatePad 11 yani şu anki görmüş olduğunuz tablet var. Burada en düşük fiyat bakın 9949 TL neredeyse 10.000 TL artı kargo ücreti burada en ucuz Amazon'da var 7900 TL Ancak bu e, Amazon'daki satış fiyatı Sadece Tablet Ve Klavye için Hemen şu arada Oyunu da yükleyeyim arkadaşlar en son size bir de Oyun performansını göstermek istiyorum daha sonra da videoyu kapatacağım Bitti dedik. Evet ne diyorduk? Buradaki 8.900 TL sadece tablet ve klavye fiyatı, kalem dahil değil buna. Ee, Huawei'nin online store'undan alırsanız eğer 8.350 TL'ye, 150 TL'de indirim kodu veriyor. Normalde 8.500 TL fiyat var. Ee, tablet, klavye, kalem ve mouse alabiliyorsunuz. Şimdi e, ilk önce bakalım bizi neler karşılayacak. Burada görmüş olduğunuz üzere ekranlarımız neredeyse aynı. Sadece Xiaomi'nin bataryası birazcık fazla 8700 mAh Android 11 ile giriyor bizim tabletimiz HarmonyOS görmüş olduğunuz üzere e, piksel konusunda ekran çözünürlüğünde Xiaomi'nin tableti bir tık daha yüksek ama PPI'ler aynı ikisinde de yine 120 Hz ekran yenileme hızı mevcut burada e, bir fark tabletimizin 256 GB dahili depolama olması Bizim tabletimiz 128'lik ancak hafıza kartıyla bunu destekleyebiliyoruz. Bakın burada önemli nokta. Xiaomi'nin Snapdragon 860 kullanması, bizim tabletimiz Snapdragon 865 kullanıyor. Bu bizi tabii ki de öne atıyor. Nasıl öne atıyor? Daha iyi bir işlemciye sahibiz bu konuda. Kameralarımız aynı arkadaşlar en sonda batarya kısmını gösteriyor ve bitiyor görmüş olduğunuz üzere Xiaomi e, daha düşük bir işlemciye sahip olmasına rağmen bir iki tık diğer özellikleri fazla olmasına rağmen arada bayağı bir fiyat farkı var ve sadece bu fiyata tablet alıyorsunuz diğer aksesuarlara ekstra para vermeniz gerekiyor şimdi bir de Samsung'la bir e, değerlendirme yapalım arkadaşlar burada en yakın olan e, birbirine e, Samsung'un Tab S7 FE'si arkadaşlar Burada yine görmüş olduğunuz fiyatlar birbirine yakın. Bizim tabletimiz 7900 TL. Samsung'ki 7500 TL en düşük. Ve sadece bu dediğim gibi tablet fiyatı. Ekstra aksesuarlar e, fazlasıyla size pahalıya patlayacaktır. Burada Samsung'un ekranı 12.4 inç olarak bizimkisinden bir tık fazla. Burada bizim dahili depolamamız daha fazla gördüğünüz üzere ve RAM'imiz daha fazla arkadaşlar. Samsung 464 versiyona sahip. Kameramız daha iyi. Samsung'un ekranı büyük olduğu için bataryası daha büyük. tabii ki 10.000 mAh batarya koymuşlar. Görmüş olduğunuz üzere dostlarım burada işlemciyi karşılaştırdığımız zaman yine tabletimiz çok önde. Bizim Snapdragon'un 865 işlemcisi var. Samsung'da ise Snapdragon 750 yani G yani Game olan işlemci mevcut. Yani aradaki farkı görmüşsünüzdür diye umut ediyorum arkadaşlar. Kağıt üzerinde karşılaştırdığımız zaman tabletimiz tam bir fiyat performans ürünü. Şimdi son olarak sizlere oyun performansını göstermek istiyorum. Şimdi oyunumuzu açalım. İlk defa açıyoruz. Bu benim çok sevdiğim oyunlardan bir tanesi. Bu arada bunun yeni sürümü çıktı arkadaşlar. Daha doğrusu 23 Mayıs'ta çıkacak. 23 Mayıs'ta Farming Simulator 2023 yayınlanacak arkadaşlar şuradan hemen yeni oyun diyelim. Devam et diyelim. Hayır seçiyorum. Okey diyorum. Şimdi bakın. Şöyle bir tık şimdi size göstereyim. Daha sonra ayarları ultra ayarlarla değiştireceğim. Orada nerede? Grafikler yüksek. Bir tık daha yükseltiyorum. Çok yüksek. Şu anda görmüş olduğunuz üzere çok yükseğe aldım. Arkadaşlar geri diyorum. Geri diyorum. Şimdi bakalım tabletimizde herhangi bir kasmadanma mevcut mu? Şöyle sizlere bakın göstereyim. Şöyle bakın herhangi bir takılma tabii ki de mevcut değil. Şimdi oynamaya başlayalım. Biçelim bakalım. Şöyle şimdilik şoförümüz bitsin. Biz şöyle kasma donma testi yapalım. Şöyle tabletimize. Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi gayet de güzel bir şekilde oyunu oynayabiliyoruz. Herhangi bir problem söz konusu değil. Ve ultra ayarlarda oynuyoruz. Bunu işlemcimiz sayesinde problemsiz bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Şöyle içeriden görüntü de vereyim. Bakın gayet de oyunumuz harika. Farmik simülatörü çok severek oynuyorum ben. Şimdi bir de biz yapalım. Biz biçelim. Çıkalım şöyle. Şoförden Bakın hemen tarlaya girdik. Lastiklerimiz çamur oldu Normalde bu oyunda en çok kastıran şey şu küçük küçük buğday parçaları var ya arkadaşlar. Buğdaylar, çimler, ağaçlar. Kaliteyi ne kadar arttırırsanız ve o kadar çok işte çimin, buğdayın, ağacın olduğu yere girerseniz traktörünüzde ya da işte ekipmanınızda oyun fazlasıyla kastırıyor orada. Şu anda bakın görmüş olduğunuz üzere ben herhangi bir problem yaşamıyorum. Oyunu gayet de güzel bir şekilde oynayabiliyorum. Şimdi inelim, traktörümüze gidelim. Şöyle bir de uzaktan şöyle bakalım bakın. Grafikler falan gayet de net. Yani çok iyi. Gölge de açık şu anda arkadaşlar. Gölgelendirme de açık. Yani neredeyse bilgisayarla oynuyormuşsunuz gibi bir deneyim vaat ediyor size. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Desteklenen oyunlarda klavye, mouse hatta gamepad ile bile oyunu oynayabiliyorsunuz. Traktöre binmeden önce şöyle bir etrafında gezinelim. Bakalım güzel bir Fendt marka bir traktörümüz mevcut. Fendt de dünyanın en iyi traktör üreticilerinden bir tanesi diyebilirim. Her yıl fuarda birinci oluyor arkadaşlar. Yılın traktörü seçiliyor. Bakalım. Şimdi buğday ekeceğiz. Ekmeye başlayabiliriz. Yani anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz diyebilirim arkadaşlar. Çok güzel bir oyun denimi, deneyimi vaat ediyor bizlere. Bununla herhangi bir problem yaşamadan tüm ağır oyunları oynayabilirsiniz. Sorunsuz bir şekilde gayet de hoş güzel bir oyuncu tableti olmuş diyebilirim. Şöyle bakın gezinelim. Bakın arkadaşlar hazır yeri gelmişken göstereyim sizlere de az önce bahsetmiş olduğum klavyeli oyun oynama işini. Bakın W, S, D ve A ile şu anda tarlayı süreceğim. Bakın şuradaki yön tuşlarıyla da görünüşü değiştirebiliyorum. Böyle neredeyse bir bilgisayar gibi oynamama izin veriyor. Bakınız. Bakın şu anda dönüş yapıyorum şöyle. Bakın tamamen klavyeyle oynayabiliyorum Bu da aklınızda bulunsun ee, güzel bir e, ekosistem olmuş açıkçası e, gerçekten beğeniyorum e, şu anda en iyi bu işi yapan Apple ama tabii ki Apple ürünlerine erişmek e, bildiğiniz üzere fazlasıyla zor bir durum bir Apple tablet Apple telefon Apple e, bilgisayarınız olması gerekiyor tam uyumlu bir şekilde ve kulaklığınız kullanabilirsiniz Tabii ki Huawei'de e, ekosistemin ne kadar önemli bir şey olduğunu bildiği için tüm cihazların birbirleriyle uyumlu olduğunda e, ve siz bu sisteme bir kere bir cihazla giriş yaptığınızda e, diğer cihazlarınızda onun dev devam etmeniz gerektiğini kanaat getirip o şekilde bir strateji uyguluyorlar. Örnek vermem gerekirse hemen oyunumu kapatıyorum burada arkadaşlar. Bakın şurada bir NFC işareti var. Daha doğrusu kablosuz işareti var. E, bir cep telefonunuz varsa Huawei NFC'yi açıp şu şekilde buraya tuttuğunuz zaman kablosuz bir şekilde e, Telefonunuzun görüntüsü böyle tabletinize yansıyor. Ayrıyeten bunu tabletinizin görüntüsünü bilgisayara e, yansıtabiliyorsunuz. Ya da tableti ikinci bir ekran olarak kullanabiliyorsunuz. Onun haricinde e, tabletle bilgisayarı eşleştirdiğiniz zaman eğer bilgisayarda mesela böyle çizim yapmanız gereken bir durum söz konusu ise e, tabletinizi bir çizim tableti gibi kullanabiliyorsunuz ve buradaki çizdikleriniz çizilmiştir. E, şeyinizi bilgisayarınızda e, orada gerçekleşiyor yani buradaki yaptığınız her şey bilgisayarınız ekranında gerçekleşiyor bu şekilde tam uyumlu güzel bir sistem olmuş burada bakın süper cihaz var arkadaşlar bu süper cihaz hemen açıyorum e, sadece Huawei cihazlarla çalışıyor Huawei'nin kulaklığı telefonu cep telefonu e, veyahut bilgisayarı falan herhangi bir şey varsa burada gösteriyor sizlere tutup Şöyle yaklaştırdığınız zaman tablete bağlanıyor. Tutup geri çektiğiniz zaman tablette bağlantısını kopartıyor. Bu bir nevi hızlı bağlantı olmuş arkadaşlar. Ee, görmüş olduğunuz üzere klavyemiz gayet güzel. Fiyatıyla, performansıyla hala gönülleri fetheden gönüllerde taht kullanan bir tablet olmuş arkadaşlar. Ee, ben severek kullanıyorum. Sizlere de öneriyorum. Tüm işlemlerinizi bu tabletten halledebilirsiniz. Ee, herhangi bir probleminiz, sorunuz varsa eğer yorumlar kısmına belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırım ee, destek amaçlı kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız arkadaşlar sizlerinizin destekleri benim için çok önemli ee, her abone de her gelen beğeni de ve yorumda ben çok mutlu oluyorum ee, Şimdilik hoşçakalın görüşmek üzere